Merhaba, ben Özcan Yurdungüzeli. 10 yılı aşkındır Altaş Şirketler Grubu'nda çalışıyorum. Son 4 yıldır da Altaş Arıtma'da Genel Müdür Yardımcılığı yapıyorum. Çevre mühendisiyim. Altaş Arıtma ne zaman, kim tarafından kuruldu? Altaş Arıtma 2019 yılının sonlarında Altaş Şirketler Grubu ve Eren Bülbül tarafından kuruldu. Çalışma hayatına devam ediyor. Peki, Altaş Arıtma firmasının hizmet alanlarını nasıl tanımlarsınız? Tam olarak ne yapıyorsunuz burada? Altaş Arıtma evsel ve endüstriyel atık su arıtma tesisi olarak tanımlanabilir. Biz burada evsel ve endüstriyel nitelikli atık suları arıtıyoruz. Tam anlamıyla da yaptığımız iş de sanayi bölgesinden ve taşıma yöntemiyle dışarıdan gelen atık suların arıtılması işlemidir. Peki arıtma teknolojisi ve kapasitesinden bahsedebilir misiniz? Kaç kişilik bir ekip çalışıyor? Arıtma teknolojisi olarak konuşalım. Arıtma teknolojisi olarak fiziksel, kimyasal ve biyolojik arıtma, uzun havalandırmalı biyolojik arıtma sistemine sahibiz. Kapasite olarak günlük 500 metreküp civarında dışarıdan kabul ettiğimiz atık sular var. Yine 1500-2000 metreküp civarında sanayi bölgesinden atık suları kabul ediyoruz. 17 kişilik bir çalışma ekibimiz var. Bunların içerisinde muhasebe, operasyon, teknik müdürlük, satış pazarlama müdürlüğü gibi departmanlara sahibiz. Atık su arıtma işlemi tam olarak nasıl yapılıyor? Bu işlemin avantajlarından bahsedebilir misiniz? Atık su arıtma işlemi tam olarak tesis içerisindeki ünitelerin proseslerin işletilmesiyle yapılıyor. Şöyle özetlersek, dışarıdan taşıma yöntemiyle gelen atık sular ve OSB bünyesindeki fabrikaların altyapı kanalizasyonuyla bize ulaşan atık sular öncelikle fiziksel, ön kimyasal, kimyasal ve biyolojik arıtma proseslerinden geçiriliyor. Daha sonra mevzuat gereği oluşan limitlerin altına indirilerek kanalizasyona deşarj ediliyor. Burada avantajlar aslında fabrikaların avantajları olarak düşünmek lazım. Tesisimize gelen atık suları kategori kategorisine göre yapacağımız arıtma prosesini belirliyoruz ve fabrikaların aslında yerleşik alanlarında bunları başaramadıkları için ve kanalizasyona da veremedikleri için bize gönderiyorlar. Şu anda Altaş Arıtma 20'den fazla sektörde 6'nın üzerinde müşteriye bu kolaylığı sağlamaktadır. Peki günlük ne kadar kamyon geliyor? Ne kadar bir su arıtılıyor? Bu işlem ne kadar sürüyor? Günlük kamyon sayımız ortalama 30-35 kamyonu 500 metreküp olarak özetleyebiliriz. Bu işlem atık suyun tesise kabulünden gelen atık suyun parametrik değerlerini ölçülmesiyle başlar. Buna göre ilgili proseslerde yönlendirmeler yapılır. Bu sürecin tamamı 24 saati bulmaktır. Peki Altaş Arıtma'nın 2024 hedeflerinde neler var? Altaş Arıtma'nın 2024 yılı hedefleri arasındaki ilk hedefimiz aslında tesisimizi 2020 yılındaki halinden daha teknolojik bir hale taşımaktı. Bunu 2024'ün ilk aylarında başarmış olduk ve tesisimizin revizyonlu halini devreye aldık. Yine Altaş Arıtma çamur yönetimi anlamında gerek bu tesis gerek sektörel olarak güzel hedefler koymuştur ve bununla ilgili çamurun kurutulması ve bertarafı ile ilgili hedefleri vardır. Yine aynı şekilde bizim İTOSP içerisindeki uyguladığımız arıtma tesisi işletme modelini de diğer OSB'lere taşımak istiyoruz. Peki müşteriniz olan firmalara arıtma dışında sağladığınız hizmetler var mı? Varsa neler? Müşterilerimizden gelen talepler doğrultusunda öncelikle mevcut arıtmaları varsa bunların işletmesiyle ilgili kronik veya işletme problemleri yaşıyorlar. Bunlarla ilgili danışmanlık hizmetleri veriyoruz. Bazı fabrikalarımız kendi atık sularının arıtılmasını kendi alanlarında yapmak istiyorlar. Bunlarla ilgili de proje ve yapımla ilgili danışmanlıklar ve teklifler veriyoruz. Yine aynı şekilde fabrikaların oluşturdukları atık suyu azaltma yönünde çalışmalar yapmamızı istiyorlar. Bunlarla ilgili yine proses danışmanlıkları yapıyoruz. Aynı zamanda da mevcut fabrikalarında, kanalizasyon altyapılarında ve arıtma altyapılarında teknik sorunlar yaşıyorlar. Bunların temizlenmesi, işletmenin hidrolik olarak hidrolik akışlarının falan düzenli hale getirmesiyle ilgili de yine çalışmalarımız oluyor. Altaş Arıtma neden tercih edilmeli? Altaş Arıtma şu nedenle tercih edilebilir. Öncelikle biz burada atık suyun kabulünden arıtılmasına kadarki tüm süreçleri düzgün şekilde raporladığımızı düşünüyoruz. Burada özellikle atık suyu gönderen fabrikanın belli yükümlülükleri var. Gerek o bağlı bulunduğu eğer bir organize sanayi bölgesi ise oraya veya bir başka bir bölgede ise belediyeye yine İSKİ ve Çevre Bakanlığı'nın denetimlerinde bazı evrakları sunması gerekiyor. Bu evrakları bizden temin edebiliyorlar. Çünkü biz atık suyun tesise kabul edildiği andan itibaren kan tarif işleri, burada kabul pusulaları, irsaliyeler ve arıtma ile ilgili laboratuvar ölçüm sonuçları sonrasında da bunların hepsini içeren bir arıtma raporu sunabiliyoruz fabrikalara. Bu noktada ilgili fabrikanın çevre mühendisleri veya çevre bölümleri bu belgeleri
bayağı muhtaç oldukları için bizden aldıkları belgeleri tüm denetimlerden rahatlıkla geçebiliyorlar. Bunun yanında da biz hızlı ve aslında geniş bir sektör aralığında çalıştığımızı düşünüyoruz. Tehlikeli atık sular dışında kalan endüstrinin ürettiği endüstriyel atık suların birçoğunu aslında burada arıtmayı başarabiliyoruz diyebiliriz.